İstanbul Büyükçekmece'de duşakabin almak isteyenler hayatlarının şokunu yaşadı. Sipariş verdikleri dükkan sahibi iddiaya göre dolandırıcı çıktı. Onlar da çareye kepenge yazı yazmakta buldu. Bakın benim şu an 2100 lira param gitti. 4500 lira param gitti. Sürekli kaçıyor ve bu arada insanları dolandırmayı devam ediyor. Dolandırıldıklarını anladılar. Dükkan sahibine seslerini duyuramayınca çareyi kepenge yazı yazmakta buldular. Bakın bir de görüyorsunuz yazıyı. Kepenkleri de gece vakti herhalde geldi kaldırdı. Çünkü biz burada sabahtan akşama nöbet tutuyoruz. Kendisini göremiyoruz. Sadece dolandırı kısmı gitti, rıcı kaldı. Evet, rıcı kaldı, doğrudur. Biz banyolarımızı yenilemek istedik. Herif hayatımızı kayarttı. Tek istekleri banyolarını yenilemekti. Büyükçekmece'deki bu dükkana geldiler. Satıcıyla her konuda anlaştılar. Paralarını da ödediler. Ama nereden bilebilirlerdi ki dolandırılabileceklerini? İddiaya göre o dolandırıcı parayı aldıktan sonra sırra kadem bastı. Kendisine siparişini verdim. Daha sonra burada ödemeyi yaptım. Bir hafta sonra takacağını söyledi. Bir hafta sonra arabam arızalı dedi. Daha sonra karakoldayım dedi. Daha sonra başka şeyler söyledi ve olayı böyle gittikçe uzatıyor. Şu dükkana bir bakar mısınız? Her şey rayına uygun. Belediye kayıtları yapılmış, vergi kayıtları yapılmış. Bu dükkan eşinin üstünde gözüküyor. Fakat bana hesabını verdiği kişi kendi olarak tanıttığı normalde 12 yaşındaki oğlu. Yani banka bilgileri 12 yaşındaki oğluna ait. 12 yaşındaki oğluna ait. Biz gerçek sandığımız bir hayaletle karşı karşıyayız. Kaç kişi var sizin gibi mağdur? Nereden baksan şu an bir 50 kişi olmuştur benim bildiğim. Nerede olduğuna dair bir fikri var mı kimsenin? Bir fikrim yok. Çevre esnaftan duyduğuma göre de bu hafta güzel tatilini de yapmış. Sizin paralarınızdan mı? Aynen, bizim paralarımızdan yapmış. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Bu duruma bir an önce el atsınlar. Şikayetçi oldunuz mu peki? Pazartesi günü Allah izin verirse arkadaşlarla toplanacağız. İlk başta tüketici hakları mahkemesine gideceğiz. Şikayetimizi dile getireceğiz. Ardından da savcılığa gidip nitelikli dolandırıcılık davası açacağız.